Merhaba, Çözüme Gel adlı Arapça Soru Analiz Platformu'na hoş geldiniz. Bendeniz Şener Şahin. Selam dostlar, ben de Muhammed Faruk Çakır. Bu platformda farklı ve orijinal ne mi bulacaksınız? Nitelikli ve özgün soru cümleleri, doğru okuyup anlamaya dönük gramer analizleri, alternatifli tercüme teknikleri, kelime ve terkiplere uygun Türkçe karşılıklar, Yabancı sözcükleri eş ve zıt anlamlarla pekiştirme, edat ve bağlaçları örnek cümlelerle kavratma ve işinize yarayacak daha nice tüyolar. Hepsi ve daha fazlası bu pakette. Evet Arapça dostları, demosunu izlemekte olduğunuz bu video serisi YDS YÖK Dil başta olmak üzere adayları Arapça dil sınavlarına hazırlayan uzun soluklu bir projenin ilk adımı. Ve bu proje sevgili dostlar Arapça dil sınavlarında ilk 15-20 soruda karşınıza çıkacak olan ağırlıklı olarak da kelime bilgisi ve gramer düzeyini ölçücü nitelikteki sorulara odaklanacaktır. Bu soru modeli YDS ve YDT sınavlarında sorulan tüm soruların yaklaşık %20'sine tekabül etmektedir. YÖK dil sınavında ise bu oran %25'tir. Bu da gösteriyor ki sevgili dostlar, her 4 veya 5 sorudan biri bu soru modelinden gelecektir. Doğrudan ya da dolaylı olarak hem gramer bilginizi test eden hem de söz dağarcığınızı yoklayan bu soru modeli kısa olmasına rağmen adayların en çok zorlandığı dolayısıyla da birbirine fark atmada en belirleyici görünen soru tipidir. İşte sevgili Arapça dostları, çözüme gel videolarını izlediğinizde bu modelde karşınıza çıkacak olan soruların analitik ve akademik bir yaklaşımla nasıl çözüleceğini keşfedebilir, ayrıca genel olarak da soru tahlil etme becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Dilerseniz şimdi videolarımız hakkında fikir sahibi olmak için örnek bir çözümleme de yapalım. Hazır mıyız? Merhaba dostlar. Çözüme gel adlı video serimizin 10. sorusunu çözmek üzere yeniden birlikteyiz. Yine bol kazanımlı bir ders olacağını umuyorum. Hazırsak bismillah diyelim ve başlayalım. Lil fulfulil nokta nokta hu kad yadurru ize stuhtime bi Hemen şıklara baktığımızda bağlaç bilgimizin test edildiğini fark ediyoruz. Lilfulful ahmeri fevaidu adidetun. Kırmızı biberin pek çok faydası vardır. Hocam vardır anlamını nereden yola çıkarak verdiniz diye soracak olursanız burada öyle bir kelime yok. Örneğin yücedu fiili yok. Bu anlamı nasıl verdiniz diye soracak olursanız burada önemli bir hususu aydınlatmak isterim arkadaşlar. Bir cümle harfi cerle başlıyorsa ve harficerden sonraki kelime ya da tamlamadan sonra. Burada tamlama gelmiş. Bundan sonra da arkadaşlar bir isim geliyorsa, fiil değil de isim geliyorsa o isim müpteda oluyor. Muahhar müpteda. Önceki kısımda haber oluyor. Buna da mukaddem haber diyoruz. Peki neden böyle bir yer değişikliği oldu? Çünkü müpteda ile haber yer değiştirince cümleye vardır anlamı geliyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. Bu tip cümlelerde e, haberin başında li harfi ceri ya da leda inde gibi bir zarf geliyorsa arkadaşlar cümleye bir de aitlik anlamı ekleniyor. Böyle cümle yapılarını e, nokta noktanın e, nokta noktası vardır şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Kırmızı biberin sonuna in ekledik, faydaları faydası vardır şeklinde. Türkçe'ye aktarıyoruz arkadaşlar. Buna benzer pek çok yapı göreceksiniz. Onun için detaylıca irdelemek istedik. Şunu tekrar belirtmekte fayda var. Vardır demek için sadece yücedu fiili kullanılmaz. Biraz önce yaptığımız gibi müptedayla haberi yer değiştirdiğimizde vardır anlamına ulaşırız. Ama bunun için haberin şivih cümle olması şart arkadaşlar. Harficer ya da zarfla başlaması gerekiyor. Vardır demenin bir üçüncü yolu daha var. O da hünake ile başlayıp nekra bir özne ile devam etmek. Hünake ile başlayıp nekra bir özne ile devam etmek. Örneğin şu cümleyi üç farklı şekilde kurabiliriz arkadaşlar. Tücedu. Sonra naibi failini getiririz. Fevaidu hadidetun lilfulfulil ahmer. Buradaki lamda izafet lamı olur kırmızı biberin pek çok faydası vardır. Ayrıca hünake ile de bu cümleyi kurabiliriz. O zaman da şöyle yaparız. Hunake fevaidu adidetun lil fulfulil ahmer. Kırmızı biberin yine izafet lamı olur. Kırmızı biberin pek çok faydası vardır şeklinde üç farklı yapı gördük arkadaşlar. Vardır demek için bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Devamında boşluk görüyoruz. Ardından huzamiri gelmiş. Bu hu zamiri enne'ye ya da şuradaki ilaya bitişecek. Devamındaki cümle kad yadurru zarar verebilir. Muzari fiilin başına kad getirirsek e, ihtimal anlamı katmış oluruz. Kad yadurru zarar verebilir. İves tuhtime bi kefratin. Çokça, bi kefratin bi vefratin anlamında. Çokça kullanıldığında zarar verebilir. Burada ancak, lakin, fakat, ama gibi bir ifade arıyoruz arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı tek tek değerlendirelim ama ondan önce şuraya cümlemizi yazalım. Kırmızı biberin pek çok faydası vardır. nokta 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 Çok kullanıldığında zarar verebilir. Ya da fazla da diyebiliriz. Fazla kullanıldığında zarar verebilir. Şimdi bu boşluğu dolduracak uygun bir şık bulmamız gerekiyor. Ragme enne. Ragme enneyi bir önceki dersimizde de görmüştük. Ragme enne, rağmen anlamına geliyor. Enne varsa burada arkadaşlar demek ki onun bir ismi ve de haberi olacak. Şeklen e, buraya oluyor. Raghma ennehu gad yedurru. Buradaki hu ennenin ismi gad yedurru ile başlayan kısım ennenin haberi olur. Fakat anlam itibariyle arkadaşlar bir uyumsuzluk söz konusu. Çünkü e, çok kullanıldığında zarar vermesine rağmen çok faydası var demeyiz. Burada faydasını vurgulamamız e, gerekiyor. E, ancak çok kullanıldığında zarar verir şeklinde bir yapı arıyoruz, bir ifade arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkını eledik. İdafeten ileyhi kad yedurru ize stuhtime bi Burada idafeten ileyhi şeklinde bir kullanım söz konusu olamaz arkadaşlar. Çünkü idafeten ileyhi dersek ona ek olarak, onun yanı sıra. Burada kırmızı bibere döndürmüş oluruz bu zamiri. Kırmızı biberin pek çok faydası vardır. Ama kırmızı bibere Ek olarak kırmızı biberin yanı sıra şeklinde bir anlam ortaya çıkar. Bunun yanı sıra demek için burada hu zamiri değil de verlike ismi işaretini kullanmamız gerekirdi. İdafeten ila verlik deseydik bunun yanı sıra çok kullanıldığında zarar verebilir. Böyle olsaydı hu yerine verlike olsaydı doğru şık b olabilirdi arkadaşlar. C şıkkında illa enne ifadesini görüyoruz. İlla enne. Lâkinne, gayra enne, beyde enne. Bunların hepsi eş anlamlıdır. Birazdan e, onları göreceğiz. Ne var ki ancak, fakat, lakin, ama gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkı bulmuş olduk. İlla ennehu kad yedurru ides tuktime bi kethra. Pek çok faydası vardır kırmızı biberin. Fakat çok kullanıldığında zarar verebilir, zararı dokunabilir. Evet, D şıkkına bakalım. Haythu inne. Haysu inne zira çünkü anlamında sebep ifade eder arkadaşlar. Bunun eş anlamlısı iz inne olarak verilebilir. Tabi bu innelerin gelmesinde şöyle değerlendireceksiniz arkadaşlar. Inne'den sonra bir özne ve yüklem gelecek. İnnenin ismi ve haberi gelecek. Yoksa illayı, ragmeyi, hayfuyu tek başına da kullanmak mümkün arkadaşlar. D şıkkını da eliyoruz. Çünkü çok kullanıldığında, çünkü çok kullanıldığında zarar verir diyemeyiz. Pek çok faydası var. Bunun açıklaması bu olamaz arkadaşlar. Lideraceti ennem bu da o derece ki o kadar ki öyle ki anlamlarına gelir. Dolayısıyla bunu da elememiz gerekiyor. Çünkü kırmızı biberin pek çok faydası vardır. O kadar ki çok kullanıldığında zarar verir şeklinde anlamsız bir karşılık oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Ancak fazla kullanıldığında zarar verebilir. Evet, sorunun kazanımları kısmına geçelim. Fulful çoğulu felafi şeklinde gelir. Biber anlamında. Adid adet kökünden geliyor arkadaşlar. Kefir ile eş anlamlı. Çok, birçok, pek çok şeklinde karşılanabilir. Darra muzarisi yedurru. Bunun zıttı da arkadaşlar nefa yenfau. Darra zarar vermek, nefa fayda sağlamak anlamında. İstahdeme fiili eş anlamlısı istımele kullanmak anlamında bir kethratin eşittir bir vefratin çok çokça bol e, bolca sıklıkla vesaire bu gibi anlamlara gelir. Rağme enne bir ragmi min enne halı rağmi min enne şeklinde de gelebilir. E, şunu tekrar edelim arkadaşlar. Rağmeden sonra ennenin gelmesi bundan sonra bir cümlenin e, geleceğini gösteriyor. Normalde rağmen şeklinde de kullanılabilir. Ama rağmenden sonra bir isim ya da tamlama gelebilir. Bir cümle getirmek istiyorsak, cümlenin başına rağmen getirmek istiyorsak o zaman enneyi de buna bitiştirmek zorundayız arkadaşlar. Anlamları şöyle. E rağmen, e karşın, masına rağmen, dı halde. La yatiru decacu, rağme enne lehu ecnihaten. Kanatları olmasına rağmen, tavuk, tavuklar veya uçamaz. İdafeten ila, bunun eş anlamlısı da ilaveten ala. İlave ala ile kullanılıyor idafede ila ile ama bazen ilaveten ila şeklinde de bir kullanım görebilirsiniz arkadaşlar. Anlamları şöyle bir şeye ek olarak bir şeyin yanı sıra yanında ayrıca ayrıyeten gibi anlamları var. El medarisu tuqaddimu khidamatin ukhra idafeten ila taallumi ve terbiye. Okullar eğitim ve öğretimin yanı sıra başka hizmetler de sunmaktadır, vermektedir. Şimdi cevabımız olan illa enneye bakalım. Bunun eş anlamlısı beyde enne demiştik. Gayra enne şeklinde de eş anlamlı verebiliriz. Hatta lakinneyi de verebiliriz. Ancak ne var ki, şu var ki, fakat bununla birlikte lakin gibi anlamlara geliyor. El aduvu hasira ahade ma'akilihi İlla ennehu lem yuhzen ba'du. Düşman kalelerinden birini kaybetti. Fakat, lakin, henüz, ba'du, henüz demektir. Ee, henüz hezimete uğramadı, henüz yenilmedi. Haythu inne eşittir iz inne. Her ikisi de sebep ifade eder arkadaşlar. Zira, çünkü, şu sebepten ki, şundan dolayı ki, dığından vesaire bu anlamları vereceğiz. İbtaid anis sukkeriyat haythu innema darraha ektheru min fevailiha. Şekerli gıdalardan uzak Zira onların şekerli gıdaların zararları faydalarından daha çoktur. Lideraceti enne bir haythu enne. Bu ikisi de arkadaşlar ecek kadar ölçüde, derecede, boyutta o kadar ki anlamlarına sahip. Ba'du zuhuri tetenekkeru. Bazı çiçekler gizlenir, saklanır. Tenekkala nekra kökünden geliyor. Kamufle olmak anlamı da var. Lideraceti ennehâ tehdâun nahle nefsehu. Bizzat arıyı bile kandıracak ölçüde gizlenir, saklanır. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizi de noktalıyoruz. Yeni bir çözüme gel videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.